Merhaba sevgili gençler. 10. sınıf AYT konusu olan gazlar konusunun 6. dersinde beraberiz. Bu dersimizde çok çıkmasa da gazlarla ilgili bilmemiz gereken bazı kavramları öğreneceğiz ve böylece gazlar ünitesini komple bitirmiş olacağız. Hemen dersimize başlayalım. Evet öncelikle gerçek gazlarla başlayacağız sevgili gençler. Şimdiye kadar anlattığımız gaz sorularının hep ideal gaz olduğunu varsayıyoruz. E, gazlarla ilgili soru çözebilmek için biz gazların ideal olduğunu varsaydık ama e, bildiğimiz tüm gazlar gerçektir ve hemen aradaki farkları söylemeye çalışalım. Bakın, öncelikle hatırlamamız gereken noktalardan bir tanesi kinetik teorinin varsayımlarına uyan gazlara biz ne diyorduk? İdeal gaz diyorduk bunu kinetik teoride bahsetmiştik ve... İdeal gaz işin ilginç tarafı da ideal gaz yoktur. İdeale yaklaşan gaz vardır. Yani bizim bildiğimiz tüm gazlar e, gerçektir. Biz ama ideal olduğunu varsayarak yani aralarında etkileşim yokmuş gibi düşünerek onlarla ilgili sorular çözebiliyoruz. E, gerçek gazlar gibi düşünürsek soruları çözmek mümkün değil. Aralarında etkileşim olursa kullandığımız formüllerin geçerli olmaz diyelim. Doğadaki bulunan gazlar gerçek gazlardır diyoruz ve moleküller arasında etkileşim olan ve sıkıştırıldığında sıvılaşabilen gazlara gerçek gaz denir. Bu bizim gerçek gazımızın tanımı olarak değerlendirebiliriz. Tam tersi olarak da molekülasyon etkileşim olmayan, sıkıştırdığında sıvılaşamayan gazlara da ideal gaz diyebiliriz. Çünkü ideal gazlarda etkileşim olmadığı varsayılır. Ve bir gaz için şöyle bir aradaki farkı söyleyelim. Sorularda bir soruda size sorulabilir. Gazlar ne zaman idealdir, ne zaman gerçektir dediği zaman. Gazlar yüksek sıcaklıkta daha idealdir. Yani gazlar yüksek sıcaklıkta aralardaki etkileşim azalır diyebiliriz. Ya da düşük basınçta, düşük basınçta ne yapar? Basınç düşük olduğu zaman aralardaki etkileşim olma olasılığı azalmış olur. Ama siz basıncı arttırırsanız gazlar arasındaki mesafe azalacaktır. E, dolayısıyla da gerçek gaz gibi davranma başlayacaktır. Ve yine aynı şekilde gazların daha ideal olması için düşük emalı olması bizim için daha önemli. Düşük emalı yani mol olan gazlar daha idealdir diyebiliriz. Çünkü bir şöyle düşünün. Bir, bize soru olarak zaman H2 gazımı daha idealdir diye sorduğu zaman ya da işte karbondioksit mı daha idealdir dediği zaman H2 gazın daha ideal olduğunu söyleyebiliriz aynı şartlarda. Çünkü H2'nin mol kütlesi 2'dir. Karbondioksitin mol kütlesi 44'tür. Mol kütlesi arttıkça aralarındaki etkileşim yani London kuvvetleri artar mesela karbondioksitteki karbondioksit gazları arasındaki etkileşim daha fazladır London kuvvetinden dolayı. Bu da bizim istemediğimiz bir durum. Ama hidrojende ne var? E yine London kuvvetleri var ama daha zayıftır. Çünkü London kuvveti yine molekül bağlı diyebiliriz. Elektron sayısı arttıkça, e, molekül arttıkça, eee birbirini çekmesi daha kolay oluyor diyebiliriz. Ve yine aynı şekilde bunun tam tersi olarak e, gazlar düşük sıcaklıkta daha gerçektir diyelim. Düşük sıcaklık yine aynı şekilde yüksek basınçta, yüksek basınçta daha e, gerçektir ya da yüksek dediğimiz gibi, az önce anlattığımız gibi yüksek emalı olduğu zaman da daha gerçektir gibi söyleyebiliriz. Burada bilmemiz gereken nedir o zaman? Ee, yüksek sıcaklık, düşük basınç. Yani şöyle kısaca şöyle diyoruz aslında. Ee, T yüksek olacak, yüksek sıcaklık olacak. Basınç düşük olacak. MA da yine düşük olduğu zaman, bu şartlar sağladığı zaman biz bunun daha ideal olduğunu söyleyebileceğiz. Ve devam edersek bir gazın ideal gaz koşulundan ne kadar saptığını ölçüsü Sıkıştırabilirlik faktörü dediğimiz bir kavramla ifade ediyor gençler. Ve 1 mol ideal gaz için PVRT oranı 1'dir. Yani sıkıştırabilirlik faktörü 1'dir diyebiliriz ama ideal olmayan 1 mol gerçek gaz için ise PVRT oranı 1'e eşit değildir ve bu orana sıkıştırabilirlik faktörü diyoruz ve Z ile gösteriyoruz. Küçük Z ile çok çıkan bir şey değil. Bunlarla ilgili grafik soruları çok çıkıyor gençler. Bakın şöyle hemen gösterelim. PVRT oranı ne dedik? Sıkıştırabilirlik faktörü 1 e olduğu zaman bu ideal gaz çizgisidir. Bu çizgiden sapmalara baktığımız zaman bakın burada renklerle göstermiş H2N2O2 H2, şeklinde. Burada e, morla gösterdiğimiz çizgi bu ideal çizgisine en yakın olan gibi düşüneceğiz. Bu ele aşağıdan yukarı doğru sapmana kadar fazlaysa onun daha gerçek olduğunu anlayabiliyoruz. Burada karbondioksitin bakın mor kütlesi e, 44 olduğu için en büyük mor kütle olduğu için bakın çok daha fazla sapmış diye gösterebiliriz. Demek ki bu grafikler verildiği zaman bu çizgiden ne kadar sapıyorsa yani şöyle şöyle ne kadar sapıyorsa onun daha gerçek olduğunu söyleyebiliriz. İdeal çizgisinden sapma açısına göre değerlendirebiliyoruz. Bakın yine aynı grafik e, düşük basınçta verilmiş 10 atm ve 1000 atm. Ne demiştik? Gazlar e, basınç arttıkça ne yaparlar? Düşük basınçta daha idealdirler, yüksek basınçta daha gerçeklerdirler. E buraya baktığımız zaman düşük basınçta ideal çizgisine bakın 4 tane gazımızın da çok böyle sapmadığını görüyoruz. Yani ideal çizgisinden çok fazla sapmadığını görüyorsunuz. Bu renklerle gösterilen gazlar. Ama tabii ki basıncı arttırdığımızda yani 1000 atm gibi çok yüksek basınca getirdiğimizde o zaman da yine aynı şekilde gazların artık o çizgiden çok daha fazla uzaklaştığını görüyorsunuz. Yine aynı şekilde sıcaklıklara göre değerlendirdiğimizde sıcaklığı büyük olan bir gazın da ideal çizgisine bakın daha yakın olduğunu görüyorsunuz. Yani ideal gaz çizgisine kırmızı yani sıcaklığı büyük olan gazın daha yakın olduğunu ama sıcaklık azaldıkça sapmasının da çok daha fazla olduğunu gösteren bir grafik olarak değerlendirebiliriz. Demek ki böyle bir grafik verildiği zaman yani daha sade olarak gösterirsem şöyle bir sabit grafikte bu şekilde bize sapma açıları verilen xyz şeklinde maddeleri kıyaslayın dediği zaman x'in daha ideal, y'nin daha gerçek olduğunu söylemeniz gerekir. bu tür grafiklerde diyelim ve devam edelim. Gerçek gazların hacimleri ideal gazların hacimlerine göre daha büyüktür demiş. Yani şöyle düşündüğümüz zaman gerçek yani burada karşılaştırmada yapmışız gerçe. Gerçek gazların hacmini ihmal edemiyoruz. Bakın gerçek gazların öz hacimlerinin ihmal edilememesinden dolayı gerçek gazların hacmini ideal gazın haciminden daha büyük kabul ediyoruz. Yani 1 mol gerçek gazla 1 mol ideal gazı kıyasladığımızda gerçek gazın hacmi daha büyüktür diyebiliriz. Şöyle aynı kabın içerisine koyduğumuzda burada 1 mol gerçek gaz, burada 1 mol ideal gaz olsun. Buradaki hacmin öz hacmin ihmal edildiğine göre daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Ya da gerçek gazların basıncı ideal gazların basıncından küçüktür diyor. E burada da sevgili gençler kabın içerisindeki gazların aralarında etkileşim var gerçek gazlarda. E gerçek gazlar etkileşim olduğu için basınçları daha azdır gibi düşünebilirsiniz ama ideal gazlarda ne yok? Etkileşim daha az. O yüzden de e, daha fazla kabın çeperlerine çarpabilir gibi düşünebilirsiniz. O yüzden de 1 e, mol gerçek gazla 1 mol ideal gazı karşılaştırırsak ideal gazların basıncı daha büyüktür diyebiliriz. Burada da ne demişiz? Gerçek gazların basıncı ideal gazların basıncından küçüktür. Ve düşük sıcaklık ve yüksek basınçta moleküller çekim kuvvetleri önem kazanır diye not almışız. Yani ne kadar moleküller çekim kuvveti fazlaysa o zaman daha gerçektir diyebiliriz. Moleküler çekim kuvveti küçük olan gazlarda tabii ki daha idealdir diyebiliriz. Yine bu konuyla ilgili gerçek gazlar dışında gaz, buhar, kritik sıcaklık kavramları var. Onları da bilmemiz gerekiyor gençler. Hemen onlara da bakalım. Gaz, buhar, kritik sıcaklık. Bu da yine zaman zaman denemelerde ve soru bankalarında karşımıza geliyor. biz şimdiye kadar hep diyoruz ki işte madde e, kaynama noktasının üzerine çıktığı zaman işte gaz haline dönüşüyor. Yani hep katı, sıvı, gaz deriz ama aslında buhar dediğimiz bir kavram vardı. Biz çok kullanmayız bunu ama bakın bu aradaki farkı görmeye çalışalım. Gaz için bundan sonra buhar için bu bunları yerine kullanmamız gerekiyor artık. Gaz için şunu kullanacağız. Bulunduğu sıcaklıkta hiçbir basınç altında sıvılaştırılamayan akışkanlara deniyor. Buhar ise bulunduğu sıcaklıkta belli bir basınçta sıvılaşabilen akışkanlardır. Bunu anlatmak için bakın böyle bir şey çizdim size daha kolay olarak bizim kritik sıcaklık dediğimiz bir değer var. Yani her maddenin belli bir kritik sıcaklığı var gençler. Ve bu kritik sıcaklığın üstünde ise madde ona gaz diyoruz. Ve kritik sıcaklığı geçmediyse onun altındaki sıcaklıklara da buhar diyoruz. O yüzden de şöyle düşüneceksiniz artık. Size kritik sıcaklık söyleyecek. Kritik sıcaklığın üstündeki bir değerde ise o madde için gaz diyeceksiniz. Kritik sıcaklığın altındaysa buhar diyeceksiniz. Peki aradaki fark ne dedik? Eğer bir madde kritik sıcaklığı geçtiyse ona gaz diyoruz ya gazlar sıvılaştırılamıyor. Yani ne kadar sıkıştırırsan sıkıştır sıvılaşamıyor. Ama kritik sıcaklığı geçmemiş olan bir madde buhar diyoruz ya buhar maddesi sıkıştırıldığında sıvılaşabiliyor. Aradaki en temel fark bu. Bu tablo size yeterli olur. Bakın burada örnekler vermişiz. Her madde için kritik sıcaklık değeri farklıdır. Yani spesifiktir diyebiliriz. Onlara özgüdür. NH3'ün kritik sıcaklığı 132'dir. Helyumun eksi -267. Yani bu değerler size verilecek. Biz bir e, maddenin e, kritik sıcaklığını ezberlemek zorunda değiliz. Ama verilen bir değeri de iyi yorumlamak lazım. Bakın burada bir rehber olarak size hazırladım. Diyor ki: 100 santigrat derecede verilen maddelerin gaz ya da buhar olduğunu belirleyin. E şimdi bakıyorum şimdi 100 derecede su için bakıyorum. 100 derece kaynama noktasıdır. E, dolayısıyla gaz mı buhar mı diye soruyor. E, baktığımda kritik sıcaklığımız 374 yani 374.4. Henüz daha kritik sıcaklığı ne yapmamışız? Geçmemişiz. Kritik sıcaklığın altında olduğu için yani 100 derece kritik sıcaklığın altında bir değer olduğu için su için söylüyorsak. Eğer 100 derecede böyle hal değişimi başladıysa ne diyebiliriz? 100 derecede su buhar olarak bulunabilir diyebiliriz. Yani artık 100, 101, 102, 103 derecelere biz su için gaz demeyeceğiz. 374.4 derecenin altındaki tüm sıcaklıklarda H2O için diyeceğiz ki 100 dereceye kadar tabii yani 100 derecenin üstünde madde buhar diyeceğiz. Tabii ki 99 derecede sorarsa maddeniz kaynamadığı için ona ne diyeceğiz? E, sıvıdır diyeceğiz. E, bu şekilde bakarsa karbondioksit için ne diyeceğiz? Karbondioksite geliyorum bakıyorum kritik sıcaklığı 31.8 bana ne diyor? 100 derecede. E, kritik sıcaklığı geçmişim karbondioksit için. Karbondioksit 100 derecede nedir? Gazdır. Ve karbondioksit bu sıcaklıkta ne yapamazsınız? Sıvılaştıramazsınız diye düşünmemiz gerekir nh için bakıyoruz. NH3'ü de yine aynı şekilde kritik sıcaklığı 132 olduğuna göre henüz ne yapmamışız? Kritik sıcaklığı geçmemişiz. Kritik sıcaklığın altında bir değerdeyiz. O zaman nh 3ün de ne diyebiliriz? Buhardır diyebiliriz. Helyum için ne diyoruz? Helyuma bakıyorum. Eksi 267. Yani kritik sıcaklığı çok geçmişiz gençler. Böylece helyum içinde ne diyeceğiz? Gazdır diyeceğiz. Bu şekilde bize kritik sıcaklığın üstündeki madde için gaz, altındaki madde için buhar, olduğunu unutmayıp bunlarla ilgili sorular soracaklar. Biz de buna göre değerlendirme yapacağız. Çok karmaşık değildir. Basittir ama yine de bilmemiz gereken bazı bilgiler olduğunu söylemek gerekir. Bir de Jules Thompson olayı var bunlarla ilgili. Jules Thompson olayı da günlük hayatta aslında sürekli kullandığınız bir olaydır. Ama tabii ki isim olarak çok fazla duymuyoruz. Zaman zaman yoklanabiliyor ama şimdiye kadar üniversite sınavında vesaire de çok fazla yoklanan bir bilgi değil. Öyle söyleyelim. Bakın okuyalım hemen diyor ki Jules Thompson olayında Gazlar aniden genleştiklerinde moleküller birbirine uzaklaşır ve ortalama hızları azalır. Ve gaz genleştiğinde moleküller arası çekim kuvvetlerinin yenilmesi için gereken enerji diyor. Moleküllerin öz ısılarından karşılanır ve böylece gaz soğur ve hızla genleştirilen gazların kendini soğuttukları bu olay Joule Thomson olayı olarak bilinir diyor. Bu olayı şöyle anlatalım böyle aklınıza daha kolay kalır. Hepimizin evinde bir buzdolabı var ve e klimada işte arabalarda var, e sıcak şehirlerdeki evlerin birçoğunda var. Peki bu buzdolabı ve klimadaki e soğutma sistemi nasıl çalışıyor dersek hepsindeki mantık Joule Thomson olayıdır. Joule Thomson olayından yararlanır. Nasıl çalışıyor bakın şuradaki sisteme dikkat edin gençler. Bakın şurada küçük bir delik olsun, şurada da şöyle bir sistem ve burada piston var burada gördüğünüz gibi buradan itebiliyoruz. Yine aynı şekilde burada da piston var yani hareketli pistonlar var. Yüksek basınç düşük basınçlı olduğu bir ortam. Şimdi buradaki gazları ne yapıyorsunuz gençler? Bakın buradaki gazları piston yardımı itiyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. E sıkıştırınca ne oluyor? Gazlar arasındaki boşluk azaldığı için biliyorsunuz gazlar katı halde birbirine yakındır. Şey e, tanecikler birbirine yakındır katı halde. Sıvı halde birbirinden biraz daha boşluk vardır. Gaz halinde çok daha boşluk vardır. E şimdi siz e, bu tanecikleri sıkıştırınca ne oluyor? Maddeler arasındaki boşluk azalıyor. Yani sıvılaşmaya doğru gidiyor. O yüzden de siz buradan pistonu ittiğiniz zaman aradaki boşluk azaldığı için madde sıvılaşmaya başlar. Ve biliyorsunuz ki maddenin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza geçmesi ısı alan bir olaydır. Isı alan. Yani katıyı ısıtırsan sıvıya, sıvıyı ısıtırsan gaza dönüş. E, tersi bir durumda gazı da e, sıvıya dönüştürürken ısı vermesi gerekir. Yani tersi bir olaydı. Buradan buraya geçerken de ne oluyor? ısı veren bir olay. E şimdi sen burada ne yapıyorsun? Buradaki buhar dediğimiz soğutucu akışkanları burada sıkıştırıyorsun. Sıkıştırdığın zaman ne oluyor? Madde dışarıya ısı veriyor. Çünkü gazdan sıvıya dönmesi ısı vermesi gerekiyor. O yüzden burası ısınıyor. Yüksek sıcaklık. Ve sıkıştırılan, zorla sıkıştırılan e, maddeler buhar maddeleri buradan bu tarafa doğru geçerken bir anda aniden genleşiyor. Ve genleştiklerinde Moleküller arası çekim kuvvetlerini yenmesi için gereken enerji de öz ısılarından karşılıyor. Ve böylece bir anda ortam soğuyor. Ve burayı soğutmuş oluyorlar sevgili gençler. Şimdi bu olay neye benziyor sevgili gençler? Buzdolabının arkasındaki o teller ne olur? Isınır. O ısınan teller arkadaki o kompresör dediğimiz basınç uygulayan sistemle bu gazlar buzdolabının arka kısmında sıkıştırılır. Buzdolabının iç kısmına geldiği zaman da bir anda genleştiği için içerideki ortamı soğutur. Böylece bu olay sürekli bir döngü halinde çalışır ve böylece klima buzdolaplarında ortamın ısınması ve soğuması sağlanır klima buzdolaplarında. Ve biz bu sistem sayesinde Joule-Thomson olayından faydalanıyoruz ve buzdolabındaki gibi ortamın soğumasını sağlamış oluyoruz. Dediğim gibi günlük hayatta çok kullandığımız bir olay aslında ama biraz açıklamaya geldiğinde biraz daha detaylı bilgiye ihtiyacımız var. O yüzden ne diyoruz? Buzdolabının arkasındaki oteller Elektrik geçtiği için ısınmıyor. İçinde dolanan gazlar vardır. Kompresör buradan sıkıştırdığı zaman burada bir ısınma olur. Çünkü gaz, gazdan sıvıya dönüşüyor. Sonrasında buzdolabının iç kısmına girerken genleşiyor ve ortamın soğumasını sağlıyor diye söyleyebiliriz. Ve böylece Joule-Thompson'la ilgili biraz bahsedik. Dediğim gibi çok fazla soru gelmez ama dediğim gibi şunu da söyleyeyim. Burada kullanılan maddeler öyle her madde kullanamıyoruz. Burada özel maddeler kullanılıyor. Yani belli şartları taşıyan maddeler ki biz onlara soğutucu akışkan diyoruz. Onların özelliklerini şimdi göreceğiz. Evet, Soğutucu akışkanlar yani şu tam son ayında kullandığımız maddelerdir. Bakın ortamdan ısı alarak buharlaşan ve ortamın sıcaklığını düşüren maddelere soğutucu akışkanlar denir. Soğutucu akışkanlar için bilmemiz gereken testlerde geliyor genel soğutucu akışkanların özellikleri diye. Soğutucu akışkanların kritik sıcaklıkları yüksek olacak. Niye yüksek olmalı? E çünkü kritik sıcaklığı düşük olursa madde gaz haline geçiyor. Yani gaz diye yorumlanır. E gazlarda ne olmuyordu? Sıvılaştırılamıyordu. E biz ne dedik az önce suyu tam solayında? Sıkıştırıldığında böyle sıvılaşması lazım ki tekrar bu sıvıdan gaza gazdan sıvıya dönüş olsun. Ve yine aynı şekilde kaynama noktası düşük olması gerekir diyor. Kaynama noktası yüksek olursa o zaman da ne olur? Madde sıvı halde bulunur oda koşullarında. O yüzden biz ne arıyoruz? Oda koşullarında maddenin buhar fazında olmasını istiyoruz. O yüzden bakın suyu soğutucu, soğutucu akışkan olarak kullanamıyoruz. Normalde kritik sıcaklığı e, yüksektir, uygundur ama kaynama noktası da yüksektir. O yüzden de su kullanılamaz. Bize çok sorulur bu. Soğutucu akışkanların en önemli noktası burada zaten sayacağız. Kritik sıcaklığı yüksek olan bir madde, kaynama noktası düşük olan bir madde olması gerekir. Ve oda koşullarında buhar halinde bulunan maddeleri soğutucu akışkan olarak kullanıyoruz. Demek ki Joule-Thomson olayının kullanıldığı sistemlerde soğutucu akışkan kullanılır ve soğutucu akışkanın ne olması gerekiyormuş? Buhar olması gerekiyormuş. Bunu unutmuyoruz. Buhar. Yani kritik sıcaklığın altında bulunan maddelere buhar diyoruz. Bunu da az önce anlatmıştık. Amonyak soğutucu akışkan olarak tercih edilmez. Normalde özellikleri taşıyor. buhar halindedir oda koşullarında. E, kritik sıcaklığı yüksektir ama zararlı olduğu için tercih edilmiyor. Yine freon 12 soğutucu akışkan olarak kullanılabilir ama son zamanlarda ozon tabakasına zararlı olduğundan dolayı kullanılması e, bırakıldı. En son e, olarak pron dediğimiz soğutucu akışkanlar kullanılıyor. Yine organik maddenin bir karışımı gibi düşünebilirsiniz. Formülü çok sorulmaz, ismi de sorulmaz ama e, yine e, farklı maddeler olduğunu söyleyelim. Ve son olarak soğutucu akışkanların özelliklerini de sayalım tekrar. Dediğimiz gibi Joule-Thomson oyundaki gibi soğut sistemlerde soğutucu akışkanlar kullanılır ve bütün sorularda karşımıza gelecek ilk madde kritik sıcaklığı yüksek olacak, kaynama noktası düşük olacak. Çünkü e, biz ne yapıyoruz? Bu sistemleri ne zaman kullanıyoruz? 25 derecede, 30 derecede kullanıyoruz yaklaşık olarak. O zaman kaynama noktası yüksek olursa madde sıvı olarak olur, bizde buhar olması şartı var diyoruz. Patlayıcı yanıcı zehirli olmayacak. Zaten bunları okuduğunuzu anlarsınız. E şimdi buzdolabının arkasındaki o soğutucu akışkan e patlayıcı yanıcı zehirli olursa ne olur? Zararlı bir madde olmuş olur. O yüzden de kullanılması tercih edilmez. Çevreye zararlı olmayacak. E, kimyasal tepkimeye karşı pasif olacak. Yani çok tepkimeye giren bir madde olmaması gerekir. Kolay olması, ekonomik olması gerekir. Yine oda koşuna buhar olması gerekir. Yine enerji verimli olmalı. Zaten bu tür soruları e, çok mantıksal olarak bulabiliyorsunuz maddelerini ama şu maddeyi unutmuyoruz. Genelde bunu karıştırabiliyoruz. E, bunu da unutmazsanız e, şu buhar olması gerektiğini unutmazsanız sosyal akışanla ilgili soru geldiğinde çok rahatlıkla yaparsınız diyelim. Faz diyagramı da yine bilmeniz gereken birkaç tane detay var. Bunlarla ilgili çok soru türetilemiyor. E, bir faz diyagramı verilir. Bulmaca çözer gibi sorudaki bilgileri okuman istenir. E, bilmeniz gereken iki tane detay var. Onları zaten şimdi söyleyeceğim. Faz diyagramı dediğim şeyler sevgili gençler. Her maddenin farklı sıcaklık ve basınç değerlerinde e, hangi fiziksel halde olduğunu gösteren diyagramlardır. Yani sıcaklık ve basınç değerlerini vereceksiniz siz bana. Ben de grafiğine bakacağım. O grafikte hangi bölgede olduğunu, katı mı, sıvı mı, gaz mı olduğunu, buhar mı olduğunu söyleyebileceğim. Yani maddelerin farklı sıcaklık ve basınç değerlerinde hangi fiziksel halde olduğunu gösteren diyagramlardır. Ve maddenin sıcaklık ve basıncın kesiştiği noktaya bakarak fiziksel hali bulunur diye buraya yazmışız. Suyun faz diyagramı ya da karbondioksitin faz diyagramından sorumlusunuz. E, kitaplarımızda bunlar verilmiş. Onları incelemeniz gerekir. Baktığınız zaman bu grafikle ilgili hazır verilecek çok böyle değişik grafikler gelmez. E, ve A noktası dediğimiz şu nokta en çok sorulan bilgidir. Üçlü noktadır burası. Yani maddelerin katı sıvı ve Gaz hallerinin yani buhar hallerinde diyebiliriz. Aynı anda bulunduğu e, değerdir. Üçlü nokta. Yine burada gördüğümüz gibi A ile B nedir? Katıdan buhara geçiş bölgesi. Bakın katıdan buhara geçme bölgesi. Yani süblimleşme bölgesi. Madde burada direkt süblimleşiyor. Mesela A ile D arasında bakın katıdan sıvıya geçiyor bu bölgelerde. Dolayısıyla burası erime ve donma olayıdır tersi bir olay. Yine burada da madde sıvıdan buhara geçiyor ya da gaza geçiyor gibi düşünebilirsiniz. Burada da kaynama ve yoğunlaşma, yoğuşma gibi düşünebilirsiniz. Bir kere bu çizgilerin olduğu kısımları buradan bilmek lazım. Bunun dışına bakın. şimdi şu maddeleri okuyalım beraber. Su için üçlü nokta diyor. 0,01 santigrat diyor. 0,006 atm'dir diyor. Bakıyorum bakın buradan kesişim noktasına baktığınızda evet şurası üçlü noktadır. 1 atm dolayısıyla suyun erime noktası diyor. 1 atm'ye geliyorum. Erime noktası nedir? Katıdan gaza geçmek. Yani şurasıdır. Bura nereye denk geliyor? E, 0 santigrat dereceye geliyor. Kaynama noktası 100 derecedir diyor. Bakın kaynama noktası sıvıdan gaza geçme şurası. Evet 1 atm'de 100'e denk geliyor. Yani bu şekilde yorum yapmanız Size diyecek ki işte 150 santigrat derecede işte 2 atm'de neresidir? Şimdi 2 atm nereden geliyor? Şuraya. Hemen geliyorsunuz 150 ile kesişim noktasına bakıyorsun. Burası demek ki madde bu değerde buhardır diye yorum yapman gerekecek. Şunları silelim artık. Yani mantık verilen faz diyagramı üzerinden sizin yorum yapmanız. Ve üçlü noktanın altındaki basınç değerlerine madde sıvılaşamaz diyor. Bakın üçlü noktaya gelelim şimdi beraber. Üçlü noktanın altındaki basınç değerleri diyor. Şuranın altındaki basınç değerleri ise şurası olsun. Evet buradan itibaren artık ne yapamıyor madde? sıvı bölgesine artık giremiyoruz. Artık buralardayız. Yani direkt buhar, direkt sürümleşme olduğunu söyleyebiliriz. Yine basınç arttıkça erime noktası düşer diyor bu grafiğe göre. Bakın basıncı artıralım. Basınç grafiği burası. Basınç arttıkça e, erime noktası diyor. Erime noktası neresi? Burası. Erime noktası bu çizgi. AD çizgisi. E şimdi baktığımız zaman AD çizgisinde basıncı arttıkça bakın gitgide erime noktası geriye doğru gidiyor. Bakın sıcaklık sıfırken daha geriye doğru gidiyor. Erime noktası e, düşer diye yorum yapmamız bizden istenebilir. Ve en önemli noktalardan bir tanesi bu sola eğimli grafik olarak verilir. Yani suyun faz diyagramı sola eğimlidir. Bu tarafa doğrudur. Karbondioksit birazdan göreceğiz. O da sağ tarafa doğrudur diye e, söyleyeceğiz. Sola eğimlidir ve erime noktası düşer diye yorum yapmanız gerekir. Suyun kritik sıcaklığı 374.4'tür diyor. Bakın burada vermişiz. Şurası buradan Kritik sıcaklığının buraya denk geldiğini söyleyebiliriz. Yine kritik basıncı da 217.7'dir. Yaklaşık 218'dir diyebiliriz. Dediğim gibi bununla ilgili çok soru sorulamaz. Verilen bir maddede sizden doğru mu yanlış mı diye grafiği yorumlamanız istenir diyelim. Ve hatırla bölümünü de okuyalım. Kritik sıcaklık değerinin üzerinde basınç ne kadar yüksek olursa olsun gaz sıvılaştırılamaz. Ki daha önce zaten bugün dersimizde bundan bahsettik. Şu katı sıvı buhar. Yani az önce çizdim bakın bu grafiğin en sadeleşmiş haliyle bakarsak üçlü nokta negatif eğimli bir çizgi maddenin basınç arttıkça erime noktasının düştüğünü görüyoruz. Yine maddenin bu tarafa doğru aşağı doğru indikçe belli bir değerinin altında maddenin artık sıvılaşamayacağını görüyoruz gibi bunlar size soru olarak gelecek diyelim. Ve son olarak karbondioksitin faz diyagramı. Bakın ona da bakalım. Suyun faz diyagramındaki gibi benzer yorumlar yapılabilir diyor. En önemli farklardan birisi erime çizgisinin pozitif eğimli olmasıdır. Bakın suyun faz diyagramında şöyleydi. Şu tarafa doğruydu. Burada ise e, bu tarafa doğrudur. Bakın basınç arttıkça erime noktası ne yapıyor? Artıyor gitgide. Bu aradaki temel fark budur. Yani şu çizgiyle suyun grafiği farklıdır. Suyun grafiği şöyleydi normalde. Yani şöyleydi. Aradaki fark e, görüyorsunuz bu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru olabiliyor. E, bunu da unutmayalım. Dediğim gibi burada verilen değerlerden yorum yap, e, yaparak sizden cevabı bulmanız istenecek çok zor değil diyelim. Böylece gazlarla ilgili bilmemiz gereken çok soru gelmeyen ama e, tanım olarak bilmemiz gereken kısımları da anlatmış olduk. Artık yapmanız gereken gazlarla ilgili soruları açıp bol bol soru çözmek. Gazlar 11. sınıfın olsun e, ayette çalışan bir öğrenci için en çok korkulan ve en çok yorulan yerdir diye söyleyelim. Gazlara biraz zaman ayırdığınızda çok böyle karmaşık sorular çıkmaz ama kaynaklarda maalesef öğrenci talışmaya küstüren sorular olabiliyor. Çok zor sorular çıkmadı hiçbir zaman. Sadece mantığını bilmeniz gerekiyor. O yüzden de gazlara yeteri kadar önem veren çıkması muhtemel soru tiplerini bilen öğrenciler çok rahatlıkla gazları öğrenecektir diye tahmin ediyorum. Soru çözüm videosunda mutlaka değerlendirin çünkü orada bilmeniz gereken tüm soru tiplerini açıklamış olduk. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir sonraki kimya bilen videosunda görüşmek üzere.